İftar için kolay ama çok lezzetli, az malzemeli tarifim var sizler için. Bu menüyü gerçekten rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bir adet küçük boy soğanı şöyle gelişi güzel parçalıyorum. Hemen şöyle bir kaba alıyorum. Bir tane küçücük bir patates kullanıyorum. Patates ön planda olmayacak çünkü lokanta usulü mercimek çorbası yapıyoruz. Şöyle tereyağlı güzel bir çorba. Yine patatesi bu şekilde küçük doğradım. Bir tane de küçük havuç. Burada sadece birazcık soğan biraz iri olacak. Havuç ve patates küçük olacak. Şöyle ince ince doğruyorum. Ve bir klasik su bardağı kırmızı mercimek. Bir yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı olacak kadar sıvı yağını ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra 1 yemek kaşığı çok dolu olmayacak şekilde onu şöyle kokusu çıkıncaya dek kavuralım. 2 dakika yeterli olacaktır. Ardından yıkamış olduğum kırmızı mercimeği ve sebzeleri ekleyelim. Şöyle birkaç dakikada kavuralım. Daha sonra üzerine suyunu vereceğiz. 5 klasik su bardağı sıcak suyunu da tencereye alıyorum. Ardından 1 çay kaşığı ya da yarım çay kaşığı kadar zerdeçal ilave ediyorum. Lokantalarda altın sırrı, böyle lokanta usulü mercimek çorbasının sırrı budur sevgili arkadaşlar. Biraz şöyle zerdeçal katarlar ki şöyle güzel bir renk olsun. Şimdi kaynamaya bırakacağız. Kapağını kapatıyorum. Şöyle kaynasın güzelce. İyice kaynayıp ezilmesi lazım. Şimdi ikinci tarifime geçiyorum. Fırında sebzeli köfteler var. Şimdi sırada 150-200 gram kadar şöyle kıymayı alıyorum. Yoğurma kabına şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde galeta unu kullanıyorum. Eğer yoksa ince kısırık bulgur da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı. Şimdi burada baharatlarım var. Hepsi bir çay kaşığı. Nane, kimyon, pul biber veya kırmızı toz biber, kekik ve yine bir çay kaşığı olacak şekilde tuz. Dilerseniz burada sarımsak da ilave edebilirsiniz. Ama ben yemeği genel böyle tepsisine koyacağım sarımsağı. Onun için köfteye koymuyorum. Siz kullanabilirsiniz. Bir küçük de soğan, şöyle çok ince doğranmış soğan, güzelce şimdi yoğuralım. Güzelce yoğurmanız çok önemli. İyice yoğurduktan sonra şöyle elimi ıslatıp fındık büyüklüğünde yuvarlayıp kenara alıyorum. Yirmi tane köfte hazır. Şimdi üzerini kapatıp dolapta dinlendireyim diğer sebzeleri doğrayana kadar. Bu arada çorbaya da bakalım kıvamı nasıl. Gördüğünüz gibi suyunu çekmiş. Tam 5 klasik su bardağı suyu çekmiş. Dibini tutmasın diye şöyle bir karıştırıyorum. Birazcık daha şöyle haşlansın, pişsinler. Küçük boydan biraz büyük diyebiliriz. Böyle orta boya yakın bir tepsi kullanıyorum. Şimdi 5 adet orta boy patatesim var. Kişi sayısına göre arttırabilirsiniz tabii ki. Küp küp doğramaya çalışacağım. Çok fazla küçük olmayacak. Çok fazla büyük de olmayacak. Köftelerin boyutunda patatesleri de doğrayalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Doğrayıp tepsiye alalım. Beş adet patatesi doğrayıp şöyle kabıma aldıktan sonra 2 tane Charleston biberi, çok küçük değil, şöyle hafif kabaca doğrayalım. Bir adet kapya biber, yazdan dolaba koymuş oldum. Kapya biberleri de şöyle ekliyorum ve daha sonra yeşil biberleri de ekleyelim. Üç diş sarımsak şöyle gelişi güzel ekledim. Daha sonra köftelerimizi de şöyle ekleyelim. Şimdi sosuna geçiyorum. Bir dolu yemek kaşığı salçayı alalım. Üzerine 2 klasik su bardağı suyunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, biraz kekik kullanıyorum. Çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağını ilave edip güzelce karıştırıyorum. Tuz
kolu dibine düşmesin. Şöyle iyicene karıştırdıktan sonra tepsimize şöyle üstünden gezdirelim. Şu anda fırınım ısınıyor. 200 derecede ısıtıyorum. İyice ısındıktan sonra bunu da fırına vereceğim. Üzerini kapatacağız tabii ki kuruma yapmasın. Yağlı kağıdı ıslattım. Güzeldi. Şöyle üzerini kapatıp 200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirelim. Fırına attığımız yemekten sonra çorbamızın devamını getirelim. Şimdi gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Şimdi bunu blenderdan geçireceğim. Altını kapatıyorum ve blenderdan geçiriyorum. İpek gibi olana kadar blenderdan çektim. Şöyle güzelce şimdi kıvamı gayet pelte halinde koyulaştı. İstediğiniz kıvamda ayarlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir klasik su bardağı suyu ekliyorum. Sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Çok dolu olmasın. Daha sonra ekleyebilirsiniz. Dilerseniz tavuk suyu veya et suyu da kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci suyu da ilave ediyorum. Ben çok koyu kıvamlı sevmiyorum. Şöyle orta kıvamlı bir çorba olmasını istiyorum. 5 bardak suda güzelce her şeyi haşlamıştık. Ardından şimdi ne yaptık? Blenderdan geçirdikten sonra istediğimiz kıvama gelsin diye su ekliyoruz. Bu da 3. bardağı. Benim için gayet güzel bir kıvamda. Şimdi bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Kaynamaya başlayınca böyle beyaz köpükler olur. Onları güzelce hemen alalım. Köpükleri aldıktan sonra tam istediğim kıvama geldi. Şimdi size kıvamını da göstereceğim. Daha sonradan üzerine tereyağı yakacağım, dökeceğim. Kıvamı gayet güzel. Bakın koyulu. Çok güzel. Ne sulu ne de çok koyu değil. Gayet güzel. Zaten iftara şöyle 2 saat kadar var şu anda. Bu biraz daha koyulaşır. Eğer istediğiniz kıvamda değilse, koyulaşırsa, erkenden yaparsanız böyle benim gibi, koyulaşırsa biraz daha sıcak su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz. Şu an çok güzel kıvamı. Şimdi altını kapattım. Kapağını kapatıyorum. Çorbamız hazır. Diğeri de fırında. Şimdi su kaynatıyorum pirinç pilavı için. Sade pirinç pilavını tutturması zor diyorlar ama kesinlikle öyle bir şey yok. Arpa şehriyeli yapıyorlar daha çok. Pilava tutturamadıkları için bazıları arpa şehriye kullanıyor. Aslında çok kolay. Şimdi size göstereceğim. 2 klasik su bardağı baldo pirinç, pilavlık pirinç. Hangi pirinci kullandığımı yorumlarda sorarsanız yazarım. Şimdi reklam gibi video içerisinde söylemek istemiyorum. Ama yorumlarda derseniz ki hangi pirinci kullandım, yorumlarda yazacağım. Çünkü gerçekten sürekli yıllardır kullanmış olduğum bir pirinç markası var. Pirinç çok önemli. Sıcak suya basıyorum. 15 dakika kadar bekleteceğim. Kesinlikle çok fazla bekletmenize gerek yok. Öyle nişastasını aşırı derecede arındırmayacağız. Biraz nişastası kalacak. Güzelce karıştırın ve 15 dakika dinlendirin sıcak suda. Tarifimin başından sonuna kadar sıcak su kullanacağım. Pirinç pilavı yaparken kesinlikle soğuk su kullanmayacağım. Yani oda sıcaklığında veya musluktan su kullanmayacağım. Başlangıcından bitimine kadar sıcak su kullanmanız çok önemli. Pirinci suda beklettim. 15 dakika beklettim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi pirincin üzerine tamamen bolca dökün ki suyu çektiğinde pirinçler yukarıda kalmasın. Yani hepsi suya gömülü olsun ki pirincin yarısı suda, yarısı dışarıda şiştiğinde, yarısı dışarıda kalırsa bazıları çiğ olur, bazıları da çok pişmiş olur. Bu sefer istediğiniz verimi alamazsınız. Şimdi süzelim. Bir yemek kaşığı tereyağını şöyle pilav tencereme alıyorum. Hafifçe erisin. O erirken şöyle süzmüş olduğum pirinci tekrar bir kere sıcak suyla yıkıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir kere, hiç soğuk su kullanmıyorum. Yıkadım. O orada süzülsün. Tereyağını erittikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edeceğim. Yağı biraz bol olursa pirinç, gerçekten pirinç pilavınız daha güzel olur. Böyle yağı eksik kuru bir pilav olmasın. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağını da ekledim. Tereyağını da yakmadan güzelce eritiyorum. Daha sonra pirinçlerimi alıyorum. İyice ne süzün. Şöyle kuru bir şekilde olsun. Pirinçlerimizi güzelce kavuralım. Sürekli kısık ateşte çevire çevire kavuralım. İyi kavrulursa tane tane bir pilav, pirinç pilavı elde edersiniz. Gayet güzel kavruldular. Gördüğünüz gibi şöyle tane tane dökülmesi lazım. Bakın biraz da dibinde yağı var. Gayet güzel. Şimdi kavurmaya 2 dakika daha devam edeceğim. Toplamda 5-6 dakika kavurmak yeterli olur. Zaten rengi hafifçe şeffaflaşıyor.
Kavurdukça o nişastası böyle beyaz, koyu beyaz değil de şeffaf bir hal alıyor. Buradan da yeterli olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer suda çok fazla bekletirseniz, ben mesela 15 dakika dedim size. 15 dakika değil de yarım saat bekletirseniz bu sefer daha çok yumuşak, suyu az kullanmanız lazım. Bu esnada tencereye mesela ben 2-2,5 bardak su alacağım. Çok fazla pirinci suda bekletip yumuşatmadığım için. Çok fazla nişastasından arındırmak istemedim ki tadı daha lezzetli olsun. Böyle çok kuru, lezzetsiz olmasın. Hafif nişastasını bıraktım. Onun için 15 dakika yeterli oldu. 15 dakika suda tuttuğum için de ne yapacağım? Suyunu ona göre vereceğim. Ama yarım saat işiniz oldu diyelim. Yarım saat bekletmeniz gerekti. Ne olacak? Bu sefer suda zaten pişmiş gibi yumuşamış kadar haşlanmış olacak. Yani sıcak suda ne olacak? Yumuşamış olacak. Yarım saat suda bekletirseniz bu sefer suyunu mesela 1 bardak veya 1,5 bardak koymanız gerekir. 15 dakika suda beklettiğiniz için su oranına ona göre pirinçler daha sert kalacağı için daha az kullanmanız gerekir. Onun için suda tuttuğunuz saati, dakikayı mutlaka kontrol edin. Ona göre su eklemesi yapacağız. Şimdi ben ne yapıyorum? 2 bardak sıcak suyumu hemen alıyorum. Su üzerine çıkacak kadar olması lazım. Dediğim gibi asla soğuk su, oda sıcaklığında su kullanmıyoruz. Şimdi güzelce kavurduktan sonra 2 bardak suyu ekledim. Görmüş olduğunuz gibi üzerine geçmedi. Şimdi 1 bardak daha ekleyeceğim. Tamamen üzerini kaplaması lazım. 2 bardak baldo pirince 3 bardak suyu ekledim. 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Birkaç damla limon sıkıyorum ki daha parlak görünsün diye. Çok fazla değil. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum ve hepsini şöyle pirinçleri suya gömeli. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte, çok kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Fırındaki yemeğimize de bakalım. Şöyle gayet güzel kaynamış, pişmiş. Kağıdını alıyorum. Fırını kapatıyorum. Onun sıcaklığıyla üzeri de gayet güzel kızaracaktır. Hemen pilava da bakalım. Pilavımız cızırlamaya başlamış. Şimdi bir kere alttan doğru karıştırıyoruz. Bakın. Sadece bir kere şu şekilde karıştırıyorum. Suyu her şey tam kıvamında. Eğer istediğiniz yumuşaklıkta değilse, bazıları çok pişmiş seviyor, midesine falan dokunuyor. Şu an tam tane tane pilav kıvamında. Dediğim gibi eğer mide rahatsızlığınız varsa, daha çok pişsin istiyorsanız şöyle yarım çay bardağı kadar suyu gezdirin. Biraz daha, birkaç dakika daha pişirin. Gördüğünüz gibi suyunu da çekmiş. Şimdi ben altını kapatıyorum, demlenmeye bırakıyorum. Çorbanın üzeri için tereyağı da, pul biber yaktım biraz. Şimdi onu da şöyle sıcak sıcak döküyorum. Bu da hazır. Çorbamı şöyle kapatıyorum. İftar menümüz tamamdır. Gördüğünüz gibi gayet güzel lokanta usulü mercimek çorbamız. Tane tane pilavımız. Gayet güzel görünüyor bakın. Hepsini detaylı bir şekilde anlattım. Pilavı tutturmama gibi bir olanağınız yok. Anlatmış olduğum tarifle ve harika lokum gibi pişen sebzeli fırında köftemiz gayet güzel pişti gördüğünüz gibi. Hepsi az malzemeli, elimden geldiği kadar az malzemeli, pratik ama çok lezzetli tarifler vermek istedim sizler için. 45 dakikada yapabileceğiniz bir iftar menüsü, rahatlıkla bir 6 kişilik bir menü diyebilirim. Hatta daha fazla kişi de doyabilir. Deneyeceklere afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hayırlı iftarlar dilerim.